Pauline had gone mad. Pauline, yani çıldırmıştı. Her madness, onun bu çılgınlığı arkadaşlar, continued for a week, b...bir hafta kadar sürdü. The doctor came, doktor geldi and told her that she must sleep, ve ona uyuması gerektiğini söyledi. He gave her drugs to help her, yani uyuması için ona ilaç verdi. Kim? Doktor. But she didn't take the medicine, fakat kendisi bu ilaçları almadı. She walked about her room, looking ugly and full of fate. Yani kendisi odasının içerisinde mesela gezindi. Looking ugly, yani böyle çirkin şekilde gözüküyor. And full of fate, ve nefret dolu. She wouldn't look at either Robert or Sis. Yani bu kadın arkadaşlar ne Sis'e ne de Robert'e mesela baktı. Yani onlarla ilgilenmedi anlamında. İlk önce arkadaşlar şöyle bakalım. Sis was frightened by what she had done. Yani önceleri diyelim. Sis yani kendisinin yapmış olduğu bu hareketle, yani bu kadına mesela hani gayipten sesler geliyormuş gibi mesela konuşmasından dolayı mesela korkmuştu. She was frightened. Korkmuştu. By what she had done. Yani kendisinin bu yapmış olduğu hareketle, yani hareketten dolayı mesela korkmuştu. Şöyle bakalım. She realized that her trick had met her own match. Yani kendisinin yapmış olduğu bu hilenin, yani bu kandırmacanın mesela halasını delirttiğini fark etti. Yani halasını delirttiğini fark etti. Burada fark etti kelimesi realized. Evet, fark etti. Yani siz, yani that her trick, yapmış olduğu bu kandırmaca ile halasını delirttiğini fark etti. Şöyle gelelim. Sis almost felt sorry for terrible thing that she had done. Yani siz, yani hemen hemen mesela yapmış olduğu bu şeyden dolayı oldukça, yani bu korkunç şeyden dolayı oldukça üzgün hissetmekteydi. Felt hissetmek anlamında. Then she took, sonra düşündü ki this woman is the real Pauline. İşte yani gerçek Pauline, şu andaki Pauline, yani kendi karakterini ortaya koyan bu Pauline diye söyledi. Evet. We never saw her true character before. Yani biz daha önce mesela bu kadının bu gerçek kişiliğini hiç görmemiştik diye düşündü arkadaşlar. Şöyle gelelim. But Pauline was not going to live long. Fakat Pauline artık uzun bir süre yaşayamayacaktı. Yani daha uzun yaşayamayacaktı. She stayed, evet şöyle bakalım, she stayed in her room, odasında mesela kaldı, and didn't see anyone, kimseyi görmedi. Evet, she had her mirrors taken away, yani odasında bulunan mesela aynaları attı. She didn't want to look at herself, ve kendisine bakmak istemedi. Mesela didn't want to look at herself, yani aynalarda kendisine bakmak istemedi. Robert and Sis spent a lot of time together. Bu sırada Robert ve Sis arkadaşlar, yani birlikte epey zaman geçirdiler. Evet. But Sis couldn't tell Robert what she had done. Fakat Sis Robert'a bu yapmış olduğu kandırmacadan bahsedemedi. Evet. She was afraid. Korkuyordu. Şöyle gelelim. Do you think that your mother ever loved anybody? Yani annenin bir insanı sevdiğine inanıyor musun diye sordu arkadaşlar. Bakın, do you think that your mother ever loved? Yani annenin hiçbir insanı sevebileceğine inanıyor musun diye siz asketim one evening, yani bir akşam siz Robert'e sordu arkadaşlar. Robert'e sordu. Şöyle bakalım. Robert'e mother only loved herself. Yani annem her zaman kendisini sevmiş diye söyledi. Yani her zaman kendisini sevdi. And she loved power, ve gücü sevdi. Evet. She got her power by controlling other people's lives. Yani kendisi bu gücü diğer insanların yaşamlarını kontrol etmek için kullandı. Evet. She was beautiful, kendisi güzel. And she grew strong by controlling everyone and everything.
Ve aynı zamanda kendisi yani çevresindeki her şeyi ve herkesi yani kontrol edebildiğinden dolayı gittikçe de güçlendi. Yani strong oldu. Kuvvetlendi. She destroyed Henry and she was destroying me. Yani Henry'i mahvetti ve beni de mahvediyordu. Sister, and don't you forgive her? Yani onu affetmeyecek misin diye sordu arkadaşlar. No, I don't. Hayır, affetmeyeceğim. She took other people's hopes. Yani o diğer insanların ümitlerini çaldı and happiness and destroyed them. Yani onların ümitlerini ve mutluluklarını çalarak onları mahvetti. Diye çeviriyorum. 2 days later, 2 gün sonra Pauline died. Pauline denilen kişi öldü arkadaşlar. Sis yani onun ölü vücudunu yatağında buldu. Yani onu yatağında ölü olarak buldu. Evet. Şöyle bakalım. Şuraya. Pauline's heart yani Pauline'in kalbi had become weak yani zayıflamış and the drugs that she took were too strong for her. Ve almış olduğu ilaçlar onun için oldukça kuvvetliymiş. Evet. But after her death yani onun ölümünden sonra Pauline got revenge on her son and her niece. Burası önemli arkadaşlar. But after her death. Ancak onun ölümünden sonra bile Pauline got her revenge. Yani intikamını oğlundan ve kuzeninden almış. Nasıl bakalım. Pauline was a very rich woman. Pauline Attenberg yani oldukça zengin bir bayanmış. But she left Robert only 1000 pounds. Fakat kendisi oğlu olan Robert arkadaşa sadece 1000 pound bırakmış. And she left Sis only 100 pounds. Ve kuzeni olan Sis'e de sadece 100 pound bırakmış. Evet. The rest of her money went to a museum. Yani geri kalan para bir müzeye aktarılmış. She had built a museum and given it her own name. Yani kendisi bir müze meydana getirmiş ve kendi ismini vermiş bu müzeye. Evet. The Pauline Attenborg Museum. Yani bu müzenin ismi de Pauline Attenborg Müzesi olmuş arkadaşlar. Hikayemiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki hikayede tekrar birlikte olmak dileğiyle. Bu hikayeleri okumak öyle kolay değil arkadaşlar. Zor. Zaman istiyor, sabır istiyor, azim istiyor, kararlılık istiyor. Yani 2 sayfayı okudum, ondan sonra bırakayım. Olmuyor. Yani görüyorsunuz ki hikaye okuyarak İngilizce öğrenilir. Bu kelimeleri ben nereden biliyorum hepsini? Yani okuyor okuyor öğrendim. Hikaye okuyor okuyor. Çünkü bir kelime, yani bir hikayede çıkan bir kelime başka hikayede de çıkıyor. Böylelikle bir tekrar meydana geliyor. Değerli arkadaşlar kitap okumaya devam edeceğim. Böyle karar aldım. Takipte kalmanızı rica ediyorum. Herkese kolaylıklar.